Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sahabe efendimiz için şöyle bir cümle söylüyor. O Allah ile konuştu, Allah da onu doğruladı. Çok ilginç bir ibare değil mi? Olay şöyle oluyor. Savaş oluyor, ganimet dağıtılıyor. Ganimet dağıtılırken sahabe efendilerimizden bir tanesi ganimeti göstererek, ya Resulallah ben bu ganimeti istemiyorum. Ben bunun için mi yanına geldim? Ben şu boğazıma ok saplanıp yanında şehit olmak için geldim diye işaret ediyor. Hakikaten de bir savaş oluyor. Savaşta bu cümleyi eden sahabe efendimiz şehit oluyor. Allah Resulü gidip bakmak istiyor ne halde şehit olduğuna. Tam da onun gösterdiği yere bir ok saplanarak şehit olmuş durumda görüyor onu. Ve ona binaen bu cümleyi söylüyor. O Allah ile konuştu, Allah da onu doğruladı diyor. Şimdi biz de çok konuşuyoruz değil mi? Dua dua yakarıyoruz Allah Azze ve Celle'ye. Ama çoğu söylediğimiz niyetlerimizin falsosundan dolayı doğrulanmıyor. Biz de cümle, tavır, davranış ve iman bütünlüğünü yakalayarak bu işler gittikçe profesyonelleşecek ama o amatör ruhu, o heyecanı hiç kaybetmeyerek Allah Azze ve Celle tarafından doğrulanmak istiyorsak, doğruluğuyla aleme emsal olan hayatların nasıl yaşandığını bilmemiz lazım. Bugün o hayatlardan zirve bir ismi tanıyacağız. Esad bin Zürare. Ben dersi yapmadan önce ve daha önceki zamanlarda Esad bin Zürare Efendimizle ilgili sağda solda sorular sordum. Tanıyor musunuz, kimdir, nedir vesaire diye. Maalesef çok az biliniyor Esad bin Zürare ama bu Efendimiz'i bilmeden, tanımadan biz o zihnimizdeki oluşturmaya çalıştığımız siyer yapısını ki onu ne için oluşturmak istiyorduk? Ortaya bir şahsiyet inşa etmek için değil mi? Yoksa bunu ezberleyip sahada solda hava atmak için değil. Bir şahsiyet öreceğiz ve o dosdoğru şahsiyete bakarak kendi eğriliklerimiz ortaya çıkacak değil mi? Biz siyeri bu cihetle öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi Esad bin Zürare Efendimiz'i çok sordum. Baktım acaba ne kadar biliniyor diye. Maalesef çok az biliniyor. Özellikle Esad bin Zürare Efendimiz'i bilmeden Medine'yi anlamanın ihtimali pek yok. Neden yok biliyor musunuz? Çünkü Esad bin Zürare Efendimiz Medine'nin anahtarı hükmünde. Yani Medine'nin bütün kapıları ilk Efendimiz ile Esad bin Zürare Efendimiz'in buluşması ve onun biatı sonucunda gerçekleşmiştir. Onun imana kavuşması sonucunda gerçekleşmiştir. Bundan sonra site-i İslam'ın kurulacağı, eski adı Yesrib, sonraki ismi ise Medine olacak o diyarın kapılarını açan isim Esad bin Zürare Efendimiz'dir. Biliyorsunuz Mekke'de 13 çileli yıl geçmiştir. Daha sonra Medine'de de 10 çileli ve güzel yıl daha geçecektir. O Mekke'deki 13 yılın tam 11. yılında, 10. yılın sonlarına, 11. yılın başlarına doğru değil mi? Zilhicce ayında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esad bin Zürare ile tanışacak ve işte Yesrib denilen ve bizim de Medine olarak bildiğimiz şehrin kapıları alemi İslam'a Esad bin Zürare'nin anahtarlığı sayesinde açılacaktır. O yüzden onu anlamanın en önemli meselesi aslında onu anlamak demek, Medine'yi anlamak demektir. Başlayalım mı anlamaya? Esad en saadetli demektir. Künyesi Ebu Umame, babası Zürare bin Udes bin Ubeyd, annesi Füreyya bint Rafi. Esad bin Zürare için Ensar'ın Ebu Bekir'i denmiştir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'a ilk biat eden o olacaktır. Eski adı Yesrib, şimdiki adı Medine olan o diyarın kapılarının anahtarı Esad ile buluşacak ve açılacaktır. Esad, Medine'nin kapılarının açılmasına vesile olsa da gül devrini görmeden vefat edecek ve hicretin 9. ayında dünya diyarından Darüsselam'a yolculuk edecektir. Kendisi Baki kabristanlığına da ilk gömülen kişidir. O noktalara da ayrıntılı gireceğim birazdan. Şimdi bir özet geçmek istedim sadece. Her birinin çok ilginç meseleleri vardır. Efendimizin Medine'de üstüne cenaze namazı kıldırdığı ilk kişidir. Kendisi Medine'de ilk cuma namazı kılan ve kıldıran kişidir. Ve bunu cuma namazı olduğunu bilmeden cuma günü yapıyorlar. Çok ilginç bir tevafuk var burada da. Ebu Eyyub el-Ensari ile aynı kabiledendir. Muhteşem şahsiyet olan Sad bin Muaz'ın teyze oğludur. Ve az önce saydığım isimlerle birlikte Neccar oğullarındandır. Burada bir şey hatırlamanız gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın dayılarım dediği kabile, Neccar oğulları.
Çünkü Efendimizin babasının dayılarıdır Neccaroğulları. Esad bin Zürare Efendimiz o en saadetli kişi, cahiliye döneminde bile içki içmeyen Medine'deki 3-5 kişiden biriydi. O zamanlar Yesrib, yani şu an Medine dediğimiz diyar değil mi? O Efendimiz'den sonra Medine diyeceğiz. Efendimiz'den önce ne diyeceğiz oraya? Yesrib. O yüzden iki tabiri de sık kullanacağım. Kulağımız biraz dolsun o noktalarla. O dönemler Yesrib dediğimiz diyarın nüfusu 10 bin. Bu 10 binlik nüfusun 6 binini Araplar oluşturuyor. Ve bu 6 binlik Araplar iki büyük kabileden oluşuyor. Çok iyi bilmemiz lazım. Bu iki büyük kabilenin birisi Hazreç, birisi Evs. Elimi neden böyle tuttum? Nüfus farkımı anlayabilelim diye. Esad bin Zürare Efendimizin tabi olduğu Hazreç kabilesi, diğer Evs kabilesinin yaklaşık 2-3 katı büyüklüğündedir. Yani Allahu Alem birine 4000 civarı, birine de 2000 civarı desek, onlar 6000'lik Arap nüfusunu oluşturuyorlar. Nerede? Yesrib'de. Şu an ismi Yesrib, imanla buluşmadan sonra ne olacak orası? Medine olacak. Peki kaç bin nüfus kaldı geriye? 4000. O 4000 nüfus da 3 tane Yahudi kabilesinden oluşmaktadır. Yahudiler Yesrib'de sayı olarak az da olsa idare, otorite, ekonomi, kuyumculuk, dükkanlar onların ellerinden dönüyor. Peki nasıl oluyor da nüfusları az olmasına rağmen idareyi, otoriteyi ve ekonomiyi ellerine almışlar? Sebebi her zamanki aynı sebep. Çok şerli planlar yapıyorlar ve bu şerli planları işliyor. Nasıl işliyor birazdan hayret edeceksiniz. Milattan önce 600'lü yıllarda Babil kralı gelip Kudüs'ü yerle bir eder. Süleyman Mabedi denilen yeri yıkar. Yahudilerin otoritesini ve krallığını bertaraf eder. Ve Yahudiler ondan sonra dünyanın çok muhtelif yerlerine dağılmak durumunda kalır. İşte dünyanın muhtelif yerlerine dağılan Yahudilerin bir kısmı Hicaz bölgesine gelir. Bir kısmı da o Hicaz bölgesinden 3 tane ayrı kabile olarak Yesrib'e gelir. Ama onların Yesrib'e gelmesinde çok ince bir durum vardır. Nedir o? Kendi Tevratlarının tefsirlerinde ahir zaman peygamberinin Yesrib'e hicret edeceği tefsir edilmiştir. Ve onlar da dünya çapında kaybolan siyasi otoritelerini yeniden kazanabilmek için biz Yesrib'e geleceğiz. Bu durumu da kendi otoriter gücümüzü olarak kullanacağız hesabını yaparaktan Yesrib'e gelmişlerdir. Anladınız mı inceliği? Çok ilginç bir olay değil mi? Bu beklenti oluşana kadar Yesrib'i istedikleri kadar idare edebilmek için bir oyun kurmuşlardır. Ondan önce bir soru sorayım. Yesrib'deki iki tane kabilenin ismi neydi? Evet, neden şöyle tutmuştum? Birisi 2-3 kat kadar daha... Evet, Hazreç daha kalabalık ve Esad bin Zürare Efendimiz Hazreç'ten, diğeri de Evs'tir, nüfus olarak daha azdır. Yahudiler Yesrib'de istedikleri otoriteyi kurabilmek için Evs ve Hazreç gibi iki büyük kabileye sürekli fitne ata ata 175 yıl boyunca savaştırmışlardır onları. 175 yıldır kardeşi kardeşe kırdırmışlar. Hiç ahlakları değişmemiş değil mi? Onların yaptığı mı daha garip, bizim kardeş olarak aynı oyuna defalarca kanmamız mı daha garip? Bu da ayrı bir mesele. Son savaş olarak Bağus Harbi yaşıyorlar. Ve bu Efendimizin peygamberliğinin 8. yılına denk geliyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam o esnada Mekke'de, değil mi? 13 yıl Mekke'de kalacak çünkü. Peygamberliğinin 8. yılında onlar Bağus Harbi yaşıyorlar. Ve bu Bağus Harbi'nde çok ilginç hadiseler oluyor. Çok ilginç. Bunları unutmamamız lazım olacak hadiseleri. Olan hadiselerden birisi şu. Evs ve Hazreç kabilelerinin bütün lider kadroları o harpte ölüyorlar. Ayşe annemiz ileride diyecek ki, Efendimiz Aleyhisselam Yesrib'e gelip Medine yaptığında Evs ve Hazreç'in onu rahatça benimsemesinin bir sebebi de budur. Yani kader hazırlamış bu işi. Bu harpte, Bağus Harbi'nde Esad bin Zürare Efendimiz Evs'ten birisini öldürecek. Bu bilgiyi de unutmayacağız. Birazdan bu bilgiyi işleyeceğiz. Yıllardır bu harpte nüfusu fazla olması sebebiyle Hazreç galip geliyor. Ama ilk kez bir durum yaşanacak. İlk kez Evs galip gelecek. İlk kez. Ve burada birazdan çok şaşıracaksınız. Yani kader öyle bir örmüş ki meseleleri. Ve şöyle bir anlaşma yapılacak. Her yıl birisi başkan olacak diye sistemi tertip ediyorlar. Esad bin Zürare Efendimiz hangi kabiledendi? Hazreç kabilesinden olan Esad bin Zürare Efendimizin sırası geldiğinde
Ki ilk sıra onlara verilecek. O kabilenin reisliğini çok bildiğiniz bir insan yapacak. Kim biliyor musunuz? Abdullah bin Übey İbni Selül. Bizim münafıklığıyla bildiğimiz, tasdiklenmiş bir münafık olan Abdullah bin Übey İbni Selül ilk başkanlık yapacak olanlardan olacak. Onun Efendimizin arkasından ileride plan çevirmesinin altında bir de bu yatıyor. Kendisine taç bile yaptırmış bunları takabilmek için. Bunca harp, bunca boğuşma olurken içlerinde kalbi artık bunlarla beslenemeyen, kalbi daralan ve sıkılan birisi oluyor. Kimdir o? Esad bin Zürare Efendimiz. Mekke'nin 10. yılı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam canından iki can kaybetmiş o yıl. Birisi amcası Ebu Talip, öteki kıymetli eşi annemiz Hatice annemiz. O yüzden o yıla hüzün yılı diyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 10 yıl boyunca Mekke'de çalmadık hiçbir kapı bırakmamış. Ama 10 bin nüfuslu Mekke'de toplamda 250 tane insan Efendimiz'e iman etmiş. Ve o 250 insanın da yarısından çoğu zaten Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmış. Yani baktığınızda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında o 10 bin kişilik nüfusun çok çok azı bulunuyor. Mekke'de Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu iş olmayınca durmuyor. Bir de Taif'e gideyim diyor. Çünkü Taif'te dayı oğulları sayılan Abdiyalel'in çocukları var diyor. O hadiseleri ayrıntılı biliyorsunuz. Şimdi girsek hüzünden ders dağılır. Taif'te de Efendimiz aleyhissalatü vesselama kapılar kapanıyor. Sadece kapılar mı kapanıyor? Bir de arkasından çocuklara hakaret ettirilip Efendimiz aleyhissalatü vesselamı taşlıyorlar. Sadece orada içlerinden birisini kazanıyor. O da Addas. Hatta şimdi giden olursa Addas Mescidi denen bir yer var. Sadece Efendimiz'e Taif'te o iman ediyor değil mi? Ninovalı Addas. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüreği mahzun bir şekilde Mekke'ye dönüyor. 10 yıl Mekke'de denedi, daha sonra Taif'te denedi. Bütün kapılar ona kapandı. Mekke'ye gittiğinde de kolay bir şekilde oraya dönemiyor. Çünkü Mekke'de otoriter kurallar var. Birisi Mekke'den belli bir olay ve durumdan dolayı çıkarsa o kişinin tekrar Mekke'ye öldürülmeden dönmesi için Mekke'nin soylularından birinin onu himaye etmesi lazım. Bu da Mekke'nin kurallarından bir tanesi. Ama Müslümanlar himaye edebilir mi Efendimiz'i? Edemez çünkü Müslümanların himayesini tanımıyor zaten Mekkeliler. Öyle olunca Allah Azze ve Celle Efendimiz'e yardım gönderiyor ve Mutim İbni Adi, bu ismi hatırlıyor musunuz? İleride Bedir'de müşrik olarak öldürülecek. Mutim İbni Adi'nin himayesiyle Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye tekrar giriyor. Şimdi bir hissetmeye çalışalım mı o durumu? 10 yıl Mekke'desin. Yanında 250 tane adam ve onların çoğu da Habeşistan'a hicret etmek durumunda kalıyor. Ardından dayı tarafından akrabalarım var diyorsun. Taif'e gidiyorsun Abdiyalel'in oğullarının yanına. Orada da seni taşlıyorlar. Ondan sonra tekrar Mekke'ye dönüyorsun ve Mekke'nin kapıları da sana açılmıyor. Ancak müşriklerden birinin himayesiyle girmek durumunda kalıyorsun. Soralım kendimize ne yapardık acaba? Benden bu kadar derdik değil mi? Bu iş bu kadar derdik değil mi? Bundan sonrası benim elim gücüm yetmez derdik değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiyor bunu. İşte kadere iman nedir? Sadece yürümek nedir? Arkana, yanına, sağına, soluna bakmamak nedir? Tam burada anlıyoruz. Hani insan atış yaparken sadece hedefe odaklanır. Kalan etrafı ne olur? Fulü olur ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rıza-i İlahi Burcu'nda adeta öyle. Sadece hedefine odaklanmış ve etrafındaki gelen hadiseler asla onun şevkini ve ümidini kırmamış. Nübüvvetin 11. yılında. Yani Mekke'deyiz ve 11. yıldayız. Ticaret ve hac ziyaretiyle şehir dışından gelenler oluyor. Ve bunlar birçok çadır kuruyorlar değil mi? Mina çadırları diyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam plan yapıyor ve diyor ki madem Mekke'den dinleyen yok ben de tek tek bu çadırlara girer hepsini Allah anlatır. Bakın 10. yıl hüzün yılı en sevdiklerini kaybetmiş bir avuç insan yanında Taif'te taşlanmış dönmüş ama durmuyor. Mücadeleye devam ediyor. Allahu alem bildiğimiz kadarıyla 26 farklı kabilenin çadırlarını ziyaret ediyor Efendimiz aleyhisselam ve bu 26 çadırdan eli boş dönüyor. Efendimiz aleyhisselam o Müseylemetül Kezzab diye bildiğimiz yani peygamberlik iddiasında bulunan yalancı olan Müseylemetül Kezzab'ın kabilesi olan Beni Hanife'den Sümame bin Usel'in çadırına gidiyor. Sümame ileride Müslüman olacak. Ama o esnada Efendimiz Aleyhisselam'ın dediklerini hakaretle karşılık veriyor ve o çadırdan gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselam çadırları gezmeye devam ediyor ve çadırları gezerken yanında iki kişi var. Kimin olmasını beklerdiniz? Düşünün Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam iki kişiyle bir yerleri gezecek. Kimler olurdu yanında sizce? Hazreti Ömer ve
Değil mi? İnsan öyle bekler. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i bekler. Ama Efendimizin yanında Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ali var. Hazreti Ebu Bekir o zamanda 49 yaşında, Hazreti Ali 21 yaşında. Neden böyle bir şey yapmış Efendimiz? Bak çok ilginç. Niye biliyor musunuz? Efendimizin çadırları gezeceğini Ebu Cehil ve Ebu Leheb duyuyor. Bütün çadırlara Efendimiz'den önce gidiyor. Ebu Cehil diyor ki, bakın ben Mekke'nin soylusuyum, Mekke'nin otoritesiyim. Muhammed'e aleyhissalatü vesselam Mekke'nin soyluları değil, işi olmayan, gücü olmayan, durumu olmayan insanlar sadece iman ediyor diyor. Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'i götürerek bunu yalanlamış oluyor. Bakın yanımda kim var? Ebu Bekir. O kimdir? Mekke'nin soylusudur. Çadırlara giren Ebu Leheb. Yahu o benim yeğenimdir, ben onun amcasıyım. Ben öz akrabası olarak bile onu dinlememişim. Siz niye dinleyeceksiniz diyor. Efendimiz aleyhisselam Hazreti Ali'yi yanında götürerek de onu yalanlıyor. Çünkü ona iman etmiş birisi amcasının oğlu yanında oluyor. İşte Efendimiz aleyhisselatü vesselam ne kadar stratejik davranıyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselamın girdiği çadırlardan bir ikisini daha anlatmak istiyorum. Az önce Müseylemetül Kezzab'ın çadırına girdi ve nasıl karşılaştığını anlattık değil mi Usame ile? Bir çadıra daha giriyor Efendimiz. Beni Muharip'ten güreşçi Rukane bin Abdiyezid. Güreşçi. Güreşle meşhur bir kabile ve o da güreşçilerin başı. Efendimiz aleyhisselamı dinlemeden önce diyor ki, ya Muhammed gel senle güreş tutalım. Eğer beni devirebilirsen ben ki sana iman edeceğim diyor. Hay hay diyor Efendimiz aleyhisselam. Hay hay yani. Ne ilginç değil mi? Güreş bile bir tebliğ metodu Efendimiz aleyhisselam için. Aldığı gibi yatırıyor, deviriyor yere. Tabii o şu o an sözünü tutmuyor. Ama burada demek anlamamız gereken bir ders var ki, güreş bile bu İslam'a hizmet edebilen bir argüman oluyor ya. Efendimiz aleyhisselatü vesselam bunu kullanabiliyor. O çadırdan o anda eli boş dönüyor. Başka bir çadıra giriyor. Yemenli meşhur doktor Dımat bin Salebe. Şimdi o zamana kadar Dımat'ı sürekli doldurmuşlar. Demişler ki Mekke'de birisi var. İsmi Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. O Mecnun'dur demişler. Mecnun cinlenmiş demek. Yani cinlerin etkisiyle hareket ediyor demek. Efendimiz çadıra girince de Dımat onun o olup olmadığını sorar, anlar ve der ki aa sen o Mekkelilerin bahsettiği şöyle şöyle olmuş, haşa cinlenmiş olmuş insan mısın deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam pek bozuntuya vermez. Ardından Dımat şunu sorar. Sen cinler sana geldiğinde sihirli bazı sözler söylüyormuşsun, doğru mu? O sözleri bana da söyler misin der. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam Dımat'a orada ayetlerden bahsetmez. Ne okur biliyor musunuz? Hutbetül Hace diye geçen, bizim de cumalarda hutbelerde sürekli duyduğumuz İnnel hamdelillah nahmedu ve nesteunu diye geçen o ibareleri söyler. Niye öyle söyler biliyor musunuz? Orada asıl Şafii'nin kendisi değil de Allah olduğunu ona ders vermiş olur. Ve Dımat o cümleleri duyduktan sonra haşa eğer sen mecnunsan vallahi yeryüzünde akıllı hiç kimse yoktur der. Orada Efendimiz ona imanın tohumunu eker ama o an bir şey gerçekleşmez ve o çadırdan da Efendimiz aleyhissalatü vesselam eli boş döner. Efendimizin ümitlerinin tükendiği bir anda Hazreti Ebu Bekir ya Resulallah artık dönelim der. Akabe denen yerden Şibi Ebu Talip yani Ebu Talip sokağı diye geçiyor değil mi? Efendimiz aleyhisselamın akrabalarının olduğu yer. Bakarlar ki küçücük bir çadır köşede duruyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz der ki ya Resulallah buna da en son bir girsek mi? Tamam der. İçeri bir girerler Efendimiz aleyhisselam 6 tane genç. Şimdi Efendimiz aleyhisselatü vesselam insani bağ kurmadan İslami bağ kuran birisi değildir. O yüzden o gençlerle önce sohbet eder. Merhabalar, kimsiniz, nesiniz, necisiniz der. Onlar da başlar anlatmaya ve devam eder. Siz buraya ne için geldiniz diye sorduğunda onlar da biz buraya hac için geldik der. O dönemlerde putlar için hac yapıyorlar değil mi? Efendimiz aleyhissalatü vesselam bakın o döneme kadar 4000 tane ayet inmiş. Onlara ne okur biliyor musun? İbrahim suresinden 16 tane ayet okur onlara. Hacla ilgili meseleleri okur. Ve o çadırdan 6 tane genç imanla buluşurlar. Kimdir onlar? Birisi bugünkü ana konumuz olan Esad bin Zürare Efendimiz'dir. Diğeri Rafi bin Malik bin Aclan'dır. Diğeri Af bin Haris bin Refia'dır. Bedir'de şehit olacak. O da Gül Devri'ni göremeyeceklerden bir tanesi olacak. Diğeri Kutbe bin Amir bin Hadide. Diğeri Ukbe bin Amir bin Nabi. Diğeri Cabir bin Abdullah bin Raib. Ama bu bizim bildiğimiz o hadis alimi Muksirun'dan olan Cabir bin Abdullah değil. Bu başka bir Cabir bin Abdullah. Altısı da Hazreç'ten. Altısı da sıkılarak oraya gelmiş. Yeni bir arayışa girmişler. Ve o arayışa ya gelin de bir hac edelim niyetiyle gelmişler. Ve altısı da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla denk gelip İbrahim suresinden 16 tane ayeti işitip iman nuruyla tanışmışlar. Ayetleri duyduktan sonra Esad bin Zürare arkadaşlarına şöyle diyor. Bakın şu an karşımızdaki o Yahudilerin bahsettiği son gelecek olan peygamberdir.
gelin biz onun kıymetini herkesten önce anlayalım, biz iman edelim derler. Bunu dedikten sonra iman ederler ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şu soruyu sorarlar. Ya Resulallah, biz sana iman ettik, şimdi sen bizden ne istiyorsun? Efendimizin gözleri dolar çünkü onlarca çadır dolaşmış, eli boş dönmüş ama bu çadırda aradığını bulmuş, 6 tane genç bulmuş ve onların içerisinden bir tanesi güneş gibi doğmuş, Esad bin Zürare olmuş. Sizden iki şey istiyorum der Efendimiz Aleyhisselam. Söylediklerime ve bana iman edin. İkinci olarak da bu davayı asla bırakmayın der. Esad bin Zürare söz ister. Der ki ya Resulallah, söylediklerine ve sana iman ediyoruz. Ama bu davayı bırakmama meselesine gelince bize bir yıl müsaade et. Biz Yesrib'e dönelim. Oradaki insanları anlatalım. Zira koskocaman Evs ve Hazreç kabilelerini arkamıza almadan bu iş olmaz ya Resulallah. Bize müsaade et. Biz gidip onları anlatalım. Onların gönlüne iman nurunu biz akıtalım. Ve tam bir yıl sonra oradan iman edenlerle senin karşına geçelim der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esad'ın bu dediğini kabul eder. Bir yıl sonra aynı vakitte, aynı yerde kavuşmak üzere sözleşirler Akabe'de. Ayrılmadan önce Esad sorar. Peki ya Resulallah, bize karşılık olarak ne var der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esad'a şu cevabı verir. Size karşılık olarak cennet var der. Bakın bu söz öyle sadece kulağımızdan girip çıkacak bir söz değildir. Çünkü ileride Medinelilerin gerçekten karşılaşacağı tek şey inşallah cennet olacaktır. Nereden belli? Bakın 4 halife dönemi geçmiş. Her birisi nereli? Mekkeli. Medineliler almamış buradan. Emevi dönemi geçmiş. Yine Mekke kökenli. Abbasi dönemi geçmiş. Yine Mekke kökenli. Hiçbir zaman Medineliler otoriteye ait olamamışlar. Huneyn gazvesi olmuş ve inanılmaz bir ganimet gelmiş. 40 bin koyun, 24 bin deve, 6 bin esir ve sayılamayacak kadar altınlar, gümüşler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn gazvesinin ganimetlerini Mekke'de yeni iman eden insanların, Ebu Süfyan gibi insanların gönlünü ısındırmak için onlara dağıtmış ve o esnada Ensar'dan, yani Medinelilerden bir genç, yahu biz bu kadar mücadele ettik, şimdi olur mu işin kaymağını onlar yiyor diye bir cümle ediyor. O cümleyi de akıllı gencin biri Efendimiz'e taşıyınca Efendimiz hemen onları topluyor. Önce şunları söylüyor. Size Medine'ye geldiğimde yaşamayı ben öğretmedim mi? Evet ya Resulallah. İnsanlığı ben öğretmedim mi? Evet ya Resulallah. Eğitimi, biçmeyi, tarımı, ekini ben öğretmedim mi? Evet ya Resulallah. Cennetin yolunun ne olduğunu ben öğretmedim mi? Evet ya Resulallah. Son cümleyi şöyle ediyor. Peki biz sizinle nasıl anlaşmıştık? Nasıl anlaşmışlardı? Cennet karşılığı. İstemez misiniz onlar ganimetlerle dönsün, siz ise benim ile dönün. Allah Allah. O Ensar'dan bütün gençler ilk günkü sözü hatırlıyor ve orada eriyorlar. Sadece bu kadar mı? Bu kadar da değil. Onlar gerçekten sadece karşılıklarını cennette alacakları bir de şuradan belli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleriyle evlilikleri birçok farklı kabileden olmuştur. Neden? İslam'a ısındırma amacı ve mesajı için. Ama Medine'den Efendimizin hiçbir eşi olmamıştır. Biliyor muydunuz bunu? Çok ilginç değil mi? Hatta bir gün Sad bin Ubade gelip ya Resulallah, bizi neden şereflendirmiyorsun? Neden bir de Medineli hanım almıyorsun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru sorar. Ondan sonraki cevabı çok hatırlamıyorum ama tahmin ediyoruz ki Efendimizin Medineli bir hanım almamasının sebebi de yine ilk günkü verdikleri sözdür. Esad ona sormuştur. Peki karşılığında bize ne var ya Resulallah dediğinde, ey Esad, size ancak cennet vardır karşılığını vermiştir. Ve hakikaten de hayat sergüzeşti, aynen öyle devam etmiştir Medineliler. Esad bin Zürare Efendimiz Aleyhisselam ile o çadırda bir saat kalmış. İşittiği ayet sayısı ise 16. Ondan sonra ne sünnet duymuş ne hadis duymuş. Bir yıl boyunca Medine'de bu işleri anlatmadığı hiçbir ev kalmamış. İşte sohbet-i risalet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir saat, böyle bir derin manası var. Önce bir iki soru soraraktan biraz, dedim ya biraz teknik meselelerim var. O noktalarda derinleşelim. 6 tane gencin Mina çadırında Efendimizin davetini kabul etmesinin sebebi nedir diye sorsak iki tane cevap vardır. Birincisi, onlar Efendimizin beyanlarında 175 yıldır devam eden Evs ve Hazret savaşını durduracak beyanlar bunlardır demişlerdir. Efendimiz'e biat etmelerinin bir sebebi budur. Diğer bir sebebi de Yahudilerin sürekli hicret yurduna o peygamber geldiğinde siyasi otoriteyi elimize alıp sizlere gününüzü göstereceğiz demelerinden dolayı o peygamberi biz bulmuşken ilk biat eden de biz olalım demeleridir. 6 gencin Mina çadırlarında Akabe'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk biat etmesinin iki tane hikmetini bu şekilde tahmin ediyoruz. Şu soruyu soralım mı? Peki neden Evs değil de
Hazreç'ten gençler biat etmiş. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın girdiği çadırlarda Efs'ten de insanlar var. Şimdi şöyle bir iki kaderi planda ilginç mesele var. O ziyarete çadırlar eşliğinde Efs'ten gelen insanlar olmuştur. Ama Efs'ten gelen insanların amacı Kureyş'le bir siyasi münasebet kurmak olmuştur. Hazreç'ten gelenlerin amacı ise sadece hac yapmak olmuştur. O dönem putlar olduğu için sadece putlara hac yapmak olmuştur. Yani baktığımızda aslında incecik bir nüans var orada, değil mi? Bir tanesi bir otorite planıyla geldiği için Efendimiz onun gündemine gelmiyor. Diğeri direkt içerisindeki inancın zayıflığından dolayı zaten oraya sürükleniyor. Ve bu yüzden Efendimiz Aleyhisselam'a Efs değil, biat eden Hazreç oluyor. Efs'in amacı bu olduğu için Efendimiz çadıra geldiğinde onu geri çeviriyorlar ki Kureyş'le ters düşmesinler. Bu bir sebep. Gelelim diğer sebebe. Kureyşlilerin devamında Efs'lerin birleşme talebinin reddi var. Bu da çok ilginç bir mesele. Hani onlar siyasi otoriteyle birlik olmak için geliyorlar ya Efs kabilesi. Kureyşler reddediyor. Bak burada da çok ilginç bir hikmet var. Eğer Kureyşler reddetmeseydi, Efs'le el ele verselerdi. Bu sefer Efendimiz Medine'ye geldiğinde biz Kureyş'le anlaştık, sana tabi olamayacaktık diyebilirlerdi. Yani Kureyşlerin gözüne sevimsiz gözüküp reddettirmesinin de kaderinde çok ilginç bir hikmeti var. Bu da başka bir madde. Gelelim diğer maddeye. Şöyle bir şey söylemiştik size. 175 yıldır cihat ediyorlar ve genellikle hangisi kazanıyordu? Hazreç. Ama dedik ki Bavus Harbi'nde ilk kez Efs kazanmıştır. Hazreç yenildiği için gururlu bir tavır da sergileyemiyor ve Efendimiz'e kolayca biat ediyor. Zira bir insan sürekli galibiyet elde etse Efs gibi galibiyette bir de mağrurlu yapı olup Efendimiz'i reddedebilirler. Yani Hazreç'in yıllar içerisinde ilk kez yenilmesinde de böyle ilginç bir mesele daha var. Çok ilginç değil mi? Gelelim diğer maddeye. Az önce konuşmuştuk. Hazreç, Efs'in 2-3 katıydı ve onların biat etmesi demek daha çok eve bu mesajın ulaşması demekti. Bu da başka bir maddeydi. Gelelim diğer maddeye. Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalib'in annesi Selma binti Amr. Hangi kabileden? Hazreç'ten. Kimlerden? Neccaroğullarından. Yani baktığında Efendimiz Aleyhisselam'ın uzaktan Hazreç ile bir yakınlığı da var. Hazreç'in biat etmesinin başka bir hikmeti de burada. Ama bana sorarsanız neden Efs değil de Hazreç sorusunun en büyük cevabı, orada bir güneş var ki adı Esad bin Zürare. Sadece onun kazanılması demek, bütün alemin kazanılması demek. Zaten biz bugün Esad bin Zürare'nin hayatını okuduğumuzda bir insan bütün alemi nasıl değiştirir? Bunun dersini öğreneceğiz. Biz Esad bin Zürare Efendimiz'den hakikatleri kalbine yerleştirip değişmeyen bir insan alemin dönüşünü nasıl değiştirir? Bunun dersini göreceğiz Onur. Neden? Çünkü bu ders bizlere lazım. Biz bazen bir öğretmen olarak, bir imam olarak, bir memur olarak muhtelif yerlere gidiyoruz ve sürekli söylediğimiz aynı cümle var. Ben burada tek başımayım. Kimlerle ne yapabileyim ki? Tek başına dediği de sanki ehli küfrün ortasına düşmemiş herkes Müslüman değil mi? Ama buna rağmen güç yetiremiyoruz bu işleri yapmaya. Bak içimizde Avrupa'dan gelen arkadaşlarımız var değil mi? Onlarla da muhabbet ettiğimizde aynı cümleleri duyuyoruz değil mi? Ben orada yalnızım, yalnız başımayım, ne yapabilirim? Biz Esad bin Zürare'nin bugünkü dersini alabilirsek tek başına bir insan bir alemi nasıl değiştirebilir? Bunun da inancını kalbimizde taşıyacağız. Esad bin Zürare o çadırla buluşmadan sonra tekrar nereye dönecek? Yesrib'e dönecek. Çünkü Efendimiz'den bir yıl müsaade istemişti ya Resulallah. Bana müsaade et, ben bu işe Yesrib'den başlayayım. Bir yıl müsaade et bana demişti. Peki Yesrib'de nereden başlar? Hazreti Adem nereden başladıysa, Hazreti Nuh nereden başladıysa, Efendimiz Aleyhisselam nereden başladıysa o da oradan başlar. Yani evinden başlar. Bakın bir insan evini Medine'ye çevirmeden alemi Yesrib'den Medine'ye çeviremez. Bizim en büyük hatalarımızdan bir tanesi daha. Biz oturduğumuz insanları çevirme mücadelesine giremiyoruz. Şimdi ben bir mum olsam ilk nereye aydınlatırım? Yanı mı, dibi mi? Ben bir ateş olsam ilk nereye ısıtırım? Yanı mı, dibi mi? Sende imanın nuru, imanın ateşi varken tabii ki de sen ilk etrafını değiştirmen lazım. Sen etrafını bu meşaleyle yakamıyorken, tenevvür edemiyorken, nurlandırıp aydınlatamıyorken nasıl olacak da oturduğun masalarda sürekli böyle ahkam keserekten bütün alemin yönünü değiştirebileceksin? İmkanı yok. O yüzden Esad bin Zürare ilk eşiyle ve 3 tane kızıyla başlar ve her birisi imana girer. Ondan sonra direkt 6 tane başka ev iman ederek birer mektep olurlar. Yani Yesrib daha Medine olmadan evler Medine olmuştur. Bakın Üstad Hazretlerinin metoduna baktığınızda çok benzer bir metot görürsünüz. Üstad Hazretleri tepeden binme bir şekilde insanlığın değişmesine çalışmaz. Ferden ferde iman hakikatleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bekçi gelerek önce kişinin, sonra evin,
apartmanın, mahallenin, bölgenin ve bu şekilde temellenerek o ağacın meyve vereceğine inanır. Burada da çok ince bir mesele var sanki. Demek ki şu dersi alan bir insan demeli ki burası Yesrib'dir ve Yesrib'den Medine çıkarmak da benim vazifemdir. Ama bu vazife nasıl başlar? Önce kendin ve en yakınların ile başlar. Esad bir yıl boyunca öyle ciddi bir mücadelede bulunuyor ki İsmail, Medine'de imanı ve İslam'ı duymayan hiçbir ev kalmıyor. Ve ondan sonra onun evi ne oluyor biliyor musunuz? Darül Esad oluyor. Burada ince bir kavram daha var. Biz ev deyince iki kelime biliriz. Birisi beyt, mesela Beytül Makdis deriz değil mi? Diğeri nedir? Diğeri de dardır. Mesela Darül Erkam vardı değil mi Mekke'de? Erkam'ın evi. Şimdi bunlar arasında ince bir fark vardır. Birisi beyt derse, bana özel geceleyip konaklayacağım yer anlamındadır. Ama beytin dar olması için oranın kamuya açılıp herkese fayda sağlaması lazımdır. Orasının bir iman yurdunun ateşinin yanması lazımdır orada. İşte Esad'ın evi beyt değil, dar olmuştur. Ve Darul Esad ismiyle belki de Suffa'nın ilk başlangıcı kendi evi olmuştur. Niye? O ev aleme açıldı. O evde dersler verildi. O evde cumaları, daha cuma namazı yokken ibadet olarak cuma günleri namaz kılınmaya başlandı. Ve o evde ilk kılınan namazda 40 kişi toplandı. Allah Allah, çok ilginç bir rakam değil mi? İlk namazda 40 kişi. O evden ileride Ebul Heysemler çıkacak, Sad bin Muazlar çıkacak, Nesibeler çıkacak ve ilahir nice bizim hayatımızın değişmesine vesile olan sahabe efendilerimiz çıkacak. Tam bir yıl geçiyor ve Esad bin Zürare söz verdiği gibi söz verdiği yerde Efendimizle buluşmaya geliyor. İşte bu buluşmaya birinci akabe biatı deniyor. 6 kişi iman eden ve çadırdan ayrılıp Efendimizden bir yıllık mühlet isteyen Esad bin Zürare tam bir yıl sonra 12 kişiyle birlikte Efendimizin huzuruna geliyor, biat sunmaya geliyor ve bu duruma da birinci akabe biatı deniyor. Tabi sadece 12 kişiler mi? Hayır, hayır. Sadece ilk kılınan namaz bile 40 kişi. O Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sadece 12 kişiyi getiriyor. Yoksa Medine zaten mayalanmaya başlamış. Her yer o maya ile şekillenecek inşallah. Şimdi şu soruyu da soralım mı? Ne oluyor da Esad bin Zürare 16 ayetle bunca iş başarıyor? Bizim elimizde Kur'an'ın tamamı, hadislerin tamamı, sünnetlerin tamamı, sahabe hayatlarının tamamı var. Ama biz bu işlerin hiçbirini başaramıyoruz. Ne oluyor yani? 16 ayetle başarılan şey biz neden başaramıyoruz? Bunu sormamız lazım Mahsun. Ana mesele şurası. Esad bin Zürare o 16 ayeti bizzat üstüne kendisine alıyor. Kendisine hitap alıyor, kendi üstüne alıyor. Ama bizler bugün bir ayeti bile yan komşumuza laf sokmak için dinliyoruz. Şimdi onlar bu işi üstüne alırken, alemine yerleştirirken, kalplerinde kor alev gibi yakarken bizler sadece zihnimizde kalsın, aman bir gün masada olur da birine laf sokarım, birine konuşurum diye bu ayetleri dinliyoruz. Olmaz. Sana hitap eden ayetleri komşun için saklarsan olmaz. Biz bir insana selam verirken bile ileride bu iş maddi olarak bana nasıl döner diye hesap ediyoruz. Onlar bu yola baş verirken bile bu başı kim alır umurumda değil Allah için olduktan sonra diye bir yola girmişler. Yani bizler hesabi davranırken onlar hasbi, samimi davranmışlar. Ne büyük farklar değil mi? Biz bazı kurtuluş yollarını buluyoruz. Ne diyoruz mesela? Hiç üstümüze alınmamamızın bir tevili. Ya onlar hoca değil mi? Onlar bu işleri yapsınlar. Ben sıradan bir insanım. Bu ayetler sanki bana mı gelmiş diye Kur'an'a çok yanlış bir muamelede bulunuyoruz. Soralım, Kur'an ve bu din sadece hocaların dini mi? Hayır, hayır. Hiç alakası olabilir mi? Bir hocaya hitabıyla sana bana hitabı farklı mı? Hayır, hiç farklı olabilir mi? Niye biliyor musunuz? Çünkü bizde din adamı diye bir kavram mevcut değil. Bizde dininin adamı diye bir kavram mevcut. Öyle değil mi? Yani bizlerin her birisi, hiç fark etmez. Sinni buluyu yani 15'i geçtikten sonra bir hoca olsun, bir alim olsun, bir esnaf olsun, bir öğretmen olsun, bir tüccar olsun farkı var mı? Hayır, her birimiz Kur'an'la birebir muhatabız. İşte o muhatap olduğunu anlayıp kalbinde bu alevi yakanlar da Esad bin Zürare Efendimizin arkasında gidenler olacaktır. Birinci akabe buluşmasından sonra Esad bin Zürare Efendimiz, ya Resulallah bize bir Kur'an muallimi versen olmaz mı diyor. Olmaz olur mu ya? Olmaz olur mu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi veriyor? Musab bin Ümeyr'i. İşte Medine'nin anahtarı Esad bin Zürare Efendimizse kapısı da Musab bin Ümeyr olmuştur biliyor musunuz? O Medine'dekiler mayalanırken her birinin muallimi
Musab bin Ümeyr olmuştur. Peki şunu da soralım mı? Efendimiz Esad ve Musab ile herkesi hücrelerine kadar Kur'an ile buluşturmuştur. Ama yine aktaşı sorusu geliyor. Ya Resulallah, neden Hazreti Ebubekir Efendimiz değil de neden Musab'ı gönderiyorsun? Şimdi Musab bin Ümeyr Efendimiz'de çok hususi özellikler var. Birincisi, muazzam bir üslubu var. Kimseyi kırmıyor, yıkmıyor, geçirmiyor. İkincisi, ailesiyle çok imtihana girmiş. Çok! O yüzden gün görmüş, tenkite alışkın, sıkıştırılmaya alışkın, mücadeleye alışkın. Ve Medine'de de onu bekleyen 6000 tane civan mert insan var. Ve her birisi onu güllerle karşılamayacak. Kimisi somurtkan, kimisi hakaretle karşılayacak. Ve Musab bin Ümeyr bu karşılanmaya müsait birisi. Çünkü aileden antrenmanlı. Mesela bir gün Musab bin Ümeyr'in karşısına kim geliyor biliyor musunuz? Sinirli bir şekilde. Sad bin Muaz geliyor. O Esad bin Zürare'nin ilk tebliğini dinlemiyor. Dinlemiyor. Sinirleniyor bir de üstüne. Daha sonra onun karşısına Musab bin Ümeyr geliyor. Ve Sad bin Muaz ne kadar yaparsa yapsın o yumuşak gönlünden hep gül kokusu çıktıktan sonra o da imanla buluşuyor. Musab vesilesiyle imanla tanışıyor. Ve ne diyor biliyor musunuz Musab ona o sinirli tavrı gelince? Ey Sad diyor. Ne var beni bir dinlesen? Bak senin kılıcın keskin. Benim boynum da ince. Dinlediklerimi beğenmezsen nasıl dersen öyle olsun. Ama ihtimal içinde işine yarayacak bir şey olur diyor. Ve bu muazzam üslubun neticesinde Sad bin Muaz gibi bir sahabe efendimiz imanla tanışıyor. Nasıl korkusuz görüyor musunuz? Nasıl tevekküllü görüyor musunuz? Ancak tevekkül eden bir insan, ancak korkusuz bir insan Musab bin Ümeyr gibi üslubunu bozmaz ve üslubunu dağıtmaz. Herkese o gönlü, o kalbi açar. Muallim ile geçen bir seneden sonra Esad ile Musab toplam 75 kişi ile Efendimizin huzuruna gelecek ve bu buluşmaya da ikinci Akabe biyadı denecek. O buluşmada 75 kişinin ikisi bayan. Kimler biliyor musunuz onlar? Birisi Esma binti Amr, diğeri kim biliyor musunuz? Nesibe. Tarih boyu bütün hanımlara muallimlik, önderlik edecek o muhteşem insan Nesibe. O ikinci Akabe buluşmasına geliyor. Geldiklerinde diğer kafilelere karışıp geliyorlar ki Mekke'de dikkat çekmesinler. Musab bin Ümeyr onları Akabe denen yerde bekletiyor ve Efendimiz'e bir raporlamada bulunuyor. O rapordan sonra gece Efendimiz'le denk gelip buluşamadıklarından iki kişiyi Efendimiz'i bulsun diye gönderiyorlar. Gönderdikleri kim biliyor musunuz? Bera bin Marur ve Kab bin Malik. Tevafuk ediyor yolda Efendimiz'le denk geliyorlar. Yoksa Efendimiz'in yüzünü görmüşlükleri yok. Görüyorlar, anlıyorlar. Nasıl nurlu bir yüz. Ya Resulallah sen misin? Benim diyor. Ya Resulallah biz buluşmaya geldik deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Gece şu saatte şurada buluşalım diyor. Ama sizden bir ricam var diyor. Eğer o buluşmadan önce uyuyup kalanlar olursa sakın onları uyandırmayın diyor. Neden böyle diyor? Çünkü bu dava zor iş. Gece uykusundan feda edemeyen bir insanla bu yük kaldırılmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu bildiği için bu ricada bulunuyor. Sakın gece uyuyup kalanlar olursa onları uyandırmayın diyor. Ve buluşuyorlar. Buluştuktan sonra o güzel günlere kapı aralanıyor. Nedir o güzel günler? Yesrib'in Medine'ye döneceği günler başlıyor. Sahabeler bir bir hicret ediyor. En son hicret yurduna gelecek olan kişiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti Ebu Bekir oluyor ve onlar da o yolculuğa başlıyor. Efendimiz karşılanıyor. Herkes teveccüh ederken Efendimizin gözü Esad bin Zürare'yi alıyor. Esad nerede? Esad nerede diyor. Kuba köyüne geliyor. Gülsüm İbni Hidim'in evine yerleşiyor ve Esad'ı soruyor. Esad neden yok? Cevap veriyorlar. Son harpte Esad bin Zürare birini öldürmüştü ya. İşte öldürdüğü kişi bu kabileden. O yüzden Esad bin Zürare buraya gelirse onu öldürecekler. Bu yüzden gelemiyorlar. Anladınız mı orada öldürdüğü adamın hikmetini? Gece oluyor. At sesi duyuyorlar. Yüzü kapalı birisi yanaşıyor. Kapı açılıyor. Bakıyorlar ki Esad bin Zürare. Efendimiz diyor ki ey Esad niye geldin? Kendini niye tehlikeye attın? Olur mu diyor ya Resulallah. Sen buraya kadar gelmişsin. Bu can sana feda olsun. Olur mu diyor. Ve devamında diyor ki sen bu yurda ayak bastın ya. Benim işim bitmiştir. Allah da beni yoluna alsın diyor. Allah işte. Doğruların sözünü doğrulayan Allah. Tam 9 ay sonra sanki sözü dua makamına gidiyor da Esad bin Zürare Efendimiz vefat ediyor. 9 ay sonra. Anladınız mı? Doğruların sözünü Allah nasıl da doğruluyor? Nasıl bir makam, nasıl bir kamet onlar? Esad sabah gidiyor ve 4 gün sonra 15 atlıyla geri geliyor Neccaroğullarından. Ya Resulallah! Biz senin dayılarınız, senin bizimle gelmen lazım diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. Sabahtan yola çıkıyorlar. Şimdiki Mescid-i Nebevi'nin oraya doğru gidecekler. Mesafe 500 metre. Sabahtan öğlene kadar zor yürüyorlar. O kadar teveccüh var ki Efendimiz Aleyhisselam'a herkes sarılmak istiyor, herkes konuşmak istiyor.
kimseyi kırmamış ki onları kırsın Efendimiz. Hepsiyle konuşuyor, hepsiyle musafaha ediyor, hepsiyle. 500 metrelik mesafeyi sabahın saatinden öğlenin saatine kadar anca yürüyebiliyorlar. Her birinde bir teveccüh. Ya Resulallah bize gel, ya Resulallah bize gel, ya Resulallah bize gel. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, benim devem Kusva memurdur. Bırakın devem nerede kalacağını bilir diyor. Kusva gidiyor, 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 bir yere çöküyor. Daha sonra kalkıyor, 30 metre daha yürüyor, başka bir yere çöküyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ilk çöktüğü yer Mescid-i Nebevi'dir. İkinci çöktüğü yer de Ebu Eyyub el-Ensari'nin evidir. Benim de konaklayacağım yerdir diyor. İlk çöktüğü arazi, iki tane yetimin arazisi. Geliyorlar, ya Resulallah diyorlar, biz burayı hibe ettik sana. Olmaz diyor Efendimiz. Benim devem çöktüğü için ben burayı karşılıksız almam diyor. Bakın Efendimiz'de bir adet vardır. Kendi bir şeyi siparişle etmişse onu karşılıksız asla almaz. Hicret yurduna giderken Ebu Bekir Efendimiz'den deve sipariş etmişti ya, onun da parasını öder. Çünkü o söylemişse onun karşılığı ödenecektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıdır bu. Gidiyor o iki kişiye. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hemen 10 dinarı veriyor. Kaçırmaz. En büyük tüccar. Ahiret tüccarı, kaçırmıyor. Alın bu 10 dinarı. Araziniz bizimdir diyor. Ve ne olacak o araziye? Mescid-i Nebevi yapılacak. Çok ilginç bir şey. O iki öksüz yetim kardeş var ya. Bir süre sonra Esad bin Zürare Efendimiz gidiyor onların yanına. Siz diyor 10 dinarı aldınız mı? Aldık diyor. Olsun diyor. Sizin geçiminiz diyor bağ bahçe işinden diyor. Zira Medine o işlerle geçinir. Ben diyor kendi bahçemi de sehib ettim diyor. Esad bin Zürare Efendimiz o iki yetime onu da veriyor. Efendimiz yerleşiyor mu? Ebu Eyyub el-Ensar'ın evine yerleşiyor. Ne diyor biliyor musunuz? Bir sedir yok mu bu evde diyor. Sedir dediğim yerden bir karış yükseklikte bir yatak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir yüksek sedirde yatar. Öyle deyince evde de sedir yok. Esad bin Zürare koşuyor, koşuyor, evine gidiyor. Yatağını alıyor, bir karışlık sedir hemen Efendimiz'e getiriyor. Efendimiz o günden sonra 10 yıl boyunca vefat edeceği anda dahil olmak üzere o sedirde yatıyor. Esad bin Zürare olmak ne demek? Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in vefatına geliyor gün. Yok mu o sedir, bana o sediri getirin diyor. O da o sedirde vefat ediyor. Gün geliyor Hazreti Ömer Efendimiz'in vefatına. O sedir nerede diyor? O da o sedirin üzerinde vefat ediyor. Ayşe validemiz diyor ki, o sedir adeta Medine'nin musalla taşı olmuştu diyor. Esad bin Zürare olmak ne demek biliyor musun? Allah Resulü onun sedirini bile dua makamı devam etsin diye kullanmaya devam ediyor. Esad bin Zürare Allahu Alem bir rivayete göre difteri oluyor. Her anıyla Efendimiz ilgileniyor. Yahudiler durur mu? Durmamışlar. Hep işlerini yapıyorlar. Onlar işini yapacak. Biz de imanla kendi işimizi yapacağız. Onlardan merhamet dilenecek halimiz yok. Diyorlar ki eğer o peygamber olsaydı Esad'ı iyileştirirdi diyor. Efendimiz sinirleniyor. Allah lanet etsin onlara. Ben Allah şifa vermeden şifa verebilir miyim diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hafif sinirleniyor. Esad bin Zürare vefat ederken biraz hüzünlü. Allah Resulü soruyor, ne oldu Esad? Niye bu hüznün? Sen bu diyara geldin, 9 aydır buradasın ve ben sana hiçbir şey yapamadım ya Resulallah. Ondan üzgünüm diyor. Hiçbir şey yapamadım diyor. Daha ne yapacaksın? Daha ne yapabilir ki? Zaten senin yapacağın yani vazifen bitmese Allah Azze ve Celle seni alır mıydı? 9 ayda seni almış, belki gül devrini göstermemiş ki senin vazifen bitmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 kızını da daha sonra evlendirecektir. Hatta kızının bir tanesinin çocuğu olduğunda kulağına isim okutmak için Efendimiz'e verdiklerinde Esad bin Zürare'nin adını okuyacaktır. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Esad'ın cenaze namazını kıldıracak ama bir de definişi var. Efendimiz diyor ki hayır diyor, ben Esad'ı müşriklerin gömüldüğü yere gömemem diyor ve ondan sonra sizlerin çok bildiği Baki kabristanlığı oluşturuyor ve oraya ilk defnedilen sahabe Efendimiz de Esad bin Zürare oluyor. Yani bir cihetle sadece Medine'nin değil, Baki kabristanlığının bile sebebi Esad bin Zürare Efendimiz. Ben demek çok yerde Allah Azze ve Celle'yi gücendirir. Çünkü bir kibir ifadesidir. Ama Allah'ın yolunda vazife almak için değil. Bir vazifem var. Bize Esad bin Zürare Efendimiz gibi ben varım, ben hazırım, ben yaparım demek düşer. Bu devirde belki zor ama Esad bin Zürare Efendimiz'den alacağımız bir diğer ders de beklentisiz olmak. Bu devirde bu işleri götürecek kahramanlar isimsiz olacak, beklentisiz olacak. Belki biraz anlamanız güç olabilir ama bir de vasıfsız olacak. Ne demek istiyorum? Ben bu işi biliyorum kibriyle değil. Ben bu işleri bilsem de tuvalet temizliğine bile razıyımın o güzel gönüllülüğüyle bu kapıdan girecek. Esad bin Zürare Efendimiz Yesrib'in Medine olmasına vesile olup o kapıları açmış ama gül devrini göremeden vefat edip gitmiş. Anlamamız gereken diğer bir mesele Akabe'de biat etmek demek, taşın altına elini koymak demektir. Ancak taşın altına elini koyanlar o taşın ağırlığından dolayı rüzgarla savrulup düşmeyeceklerdir. Etrafımıza bakalım.
Bir günde 20 kez gündemi değişmeyen kaç insan tanıyorsunuz? Mümkün değil, değil mi? Değişen gündemler içerisinde değişmeyen bir insan olmak için taşın altında elin olacak, derdin olacak, ümidin olacak, mücadelen olacak. Yani Esad olacaksın kısacası. Değil mi? Öyle diyorsunuz içinizden, değil mi? Niye bu kadar laf söylüyorsun ki? Kısaca Esad bin Zürare ol desene diyorsunuz. Ya insan demeli ki bulunduğum yer benim için Yesrib'dir ve Yesrib'den Medine çıkarmak da benim tek vazifemdir demeli. Biz böyle doğru konuşursak Allah Azze ve Celle de bizi doğrulayacaktır. Ve bir gün gözümüzü açtığımızda bir yanımızda, bir yamacımızda gülen, tebessüm eden bir göz ve biz onu daha görmeden tanıyacağız ki o Esad bin Zürare Efendimiz'dir. Ya Allah onlarla buluştursun. İman edenlerin toprağın altında, toprağın üstünden daha çok dostu vardır. Allah o dostlara layık eylesin bizleri. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salatim.